Millet devlettir, asker de devlettir. Ama bu şirketler bizim canımıza kastediyor. Keşke siz bizim yanımızda kalsanız, bu kamyonları önleseniz, alnınızdan öpeyim tek tek. Yazıklar olsun. Burada halk var. Yarın sizin köylünüze, annenize, babanıza, kardeşinizin karşısına dikecekler. İyi düşünün. Buradakiler halk. Buradakiler sizin abileriniz, ablalarınız, kardeşleriniz. Yarın sizin köylünüzün karşısına dikecekler bunları. Bu zehir saçan uygulama son ana kadar bizim yaşam nöbetimiz devam edecek. Bu iktidarın enkazı kaldırana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bugün yeni bir yer seçmişler kendilerine. Yepyeşil bir alan, bir vadiye moloz dökmeye başlamışlar. Arsuz Çevlik yolu arasında bulunan bir koya, bir dere yatağına moloz dökümü başlamış. Bugün buradan sesleniyoruz. Orayı da savunacağız arkadaşlar. Bu topraklar hepimizin. Bu zehirli uygulama, bu sağlık düşmanı iktidar buradan gidene kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Bir enkaz var ortada. Biz bu enkazı kaldıracağız. 14 Mayıs'ta iktidarı enkaz altında bırakıp kalan her şeyi, yaralarımızı beraber saracağız. Bize bugün destek vermeye gelen bütün arkadaşlara, bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün demokratik kitle örgütüne teşekkürü borç biliriz. Mücadelemiz biz bu zehirli uygulamayı kaldırana kadar devam edecektir. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde on binlerce canımızı yitirdik. Bir doğa olayı olan depremin 11 ili etkileyen bir felakete dönüşmesinin başlıca nedenleri rant kürsü ile inşa edilen depreme dayanıksız binalar, inşaat süreçlerindeki kontrol ve denetim hizmetlerinin yapılmaması, bilimsellikten uzak imar planları, afete müdahale için hemen hiçbir önlemin gereğince alınmamış olması, devlet kurumlarındaki liyakatsız ve koordinasyon kurmayı başaramayan kadrolar ve halkın önemsenmediği yönetim biçimidir. Kaldırılan enkazlarla birlikte bu yıkımlara, başta kanserojen asbest tozu olmak üzere zehirli enkaz tozlarının ve toksik kimyasalların yol açacağı sağlık sorunları eklenmiştir. Enkazlar tüm uyarılara rağmen deprem bölgelerinde inanılmaz bir hızla kaldırılmaktadır. İnşaat rantının önünü açmak için gösterilen bu aceleciliğin yaratacağı büyük tehlikeler göz ardı edilmektedir. Oysa deprem bölgesinin acil ihtiyaçları gıda temindir. Nitelikli geçici barınmadır. Halk sağlığı hizmetleridir. Tarım alanlarına, meyve bahçelerine, yol kenarlarına, çadır kentlerin, yerleşim yerlerinin bulunduğu alanların hemen yanına, su havzalarına, vadilere dökülen enkazlar hem halk sağlığını tehdit etmekte hem de doğal miras alanlarımızı zehirlemektedir. Bu süreç bölgede yaşayan tüm canlıların sağlığını olumsuz etkileyecektir. Havanın, yeraltı ve yerüstü sularının, toprağın ve besinlerin zehirlenmesine yol açan tüm bu işlemler, tehlikeli atıkların yönetimi yönetmeliği, hafriyat ve yıkıntı atıkları yönetmeliği ile asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliği yok sayılarak yapılmaktadır. Emek, meslek, ekoloji örgütlerinin, bilim insanlarının ve yerel halkın bu konuyla ilgili uyarıları ve talepleri de dikkate alınmamaktadır. Samandağ'da molozlar geçici olarak Mileyha Sulak Alanı'nın yanında çadır kentte dönüştürülen stadyumun karşısına denize çok yakın bir alana dökülmektedir. Buna ek olarak molozlar Uzunbağ'da derenin hemen üstündeki alana, Yeşilköy'de yaşam alanlarının yakınına gelişi güzel bırakılıyor. Buralarda yapılan demir beton ayrıştırmasıyla yaşam alanlarına yoğun moloz tozu taşınıyor. Antakya'da ise Altınözü yolu üzerinde Narlıca'da bir vadinin bitiminde yukarıdan vadinin içindeki zeytin ağaçlarının üzerine boşaltılıyor.
3573 doğumlu zeytinciliğin ıslahı kanununa göre bu bir suçtur. Enkaz dökümü sırasında hiçbir önlem alınmadığı için kalkan asbestli toz bulutu Narlıca'daki yerleşim yerlerine taşınıyor. Direnişimize acilen kulak verilmeli ve deprem enkazı yönetmeliklere uygun bir biçimde kaldırılmalıdır. Enkazlardaki delilleri karartan, sermayenin kazancını önceleyen enkaz kaldırma faaliyetleri öncelik değildir. İnsanlar doğal hayat ve çevre sağlığı açısından büyük sorunlar doğuracak bu uygulama derhal durdurulmalıdır. Kurulacak yeni yaşam alanlarının nasıl ve nerelerde olması gerektiğinin kararını uzmanlarla yerel halkın ortaklaşarak almasını, rant uğruna bölgenin geleceğini yok edecek uygulamaların engellenmesini istiyoruz. Deprem sonrası yeni sosyal ve ekolojik yıkımlara geçit vermeyeceğiz. Hatay Samandağ'daki direnişin amacı doğal ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşımak, doğanın haklarını savunmak, yaşam alanlarını korumaktır. Bugün toprağa, suya ve havaya kalıcı ve telafi edilemez zararlar verilmeye devam edilmektedir. Bu zararların sorumluları hiçbir bedel ödemeden suç işlemeye devam etmektedir. Mesele sadece deprem bölgelerinde değil, ülkemiz genelinde çeşitli bölgelerde sürmekte olan yıkım faaliyetlerini de ilgilendirmektedir. Usulsüz enkaz kaldırma ve asbestle çalışmada sağlık ve güvenliğin hiçe sayılmasına yönelik farklı illerde suç duyurularında bulunacağız ve bunun takipçisi olacağız. Altınhisar'da depremin 60. günü nedeniyle yapılan anmada Samandağ'da Marinha Ninhahom, gitmedik, buradayız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz çığlıkları yükseliyordu. Depremde yakınlarımızı kaybettik. Yıkıntı atıklarının geleceğimize yok etmesine izin vermeyeceğiz. Sadece moloz tartışması yürütülmeye çalışılıyor. Moloz nereye dökülecek tartışması üzerinden konuyu yürütürsek yanılırız. Çünkü ortada bir moloz konusu değildir. Yıkıntı vardır. Bu yıkıntılar yaşamın parçasıdır. Bu yıkıntılar tıpkı arkamızda görmüş olduğunuz gibi yerinden kepçelerle kaldırılıp kamyonlara gelişi güzel yüklenip gelişi güzel bu tür yerlere dökülmesi doğru değildir. Nereden başlanması lazım? Yıkıntılar kendi bulunmuş oldukları yerde eğer bir kimyasala, eğer bir toksik maddeye, içerisinde bir ağır metale bulaşma şansı söz konusu olmuşsa bulaşmış olan kısımlar ayrıştırılıp diğer kısımlar farklı yere alınarak döküm alanı değil ayrıştırma birimlerine getirilmesi gerekir. Yanlış budur. Bugün şunu dayatıyorlar. Buna çok dikkat edelim. Bakın arkadaşlar diyorlar ki burada oluşan çok büyük bir yıkım vardır. Yıkımdan ortaya çıkan malzeme çok büyüktür. Bütün bu 11 kentte yaşanan yıkımda oluşan malzemenin tamamı bir maden sahasından ortaya çıkan pasa kadar yoktur. Bunu tekrar ediyorum. 11 ilimizde ortaya gelen yıkıntılardan ortaya çıkan malzemenin ortaya çıkmış olduğu boyut yıkılacak olanlar dahil ileride bir maden sahasının pasası kadar yoktur. Onun için bunu abartmanın, büyütmenin bir anlamı yoktur. Bu malzemeler yerinde tek tek metali, seramik kısmı ayrıştırılarak, kimyasalları ayrıştırılarak bertaraf edilecek, diğer kısımlarda geri dönüştürülecek şekilde yeniden kullanıma sağlanacaktır. Eğer bu sağlanmasa yeniden dağlarımızı, taşlarımızı oyuk oyuk, su alanlarımızı oyuk oyuk bu hale getirecekler. Şimdi bakın, arkamıza baktığımızda oraya döküm var. O görmüş olduğunuz dökümün üstünde çeşitli renkler görüyorsunuz. Yani elbise parçaları, halı parçaları, boya parçaları, elektronik parçalar. Bugün sabah birkaç yıkıntıya baktığımda yüzlerce çeşit yıkıntı görebilirsiniz. Bakın en basitini söylüyorum, hafif gelebilir. Kitap, basılı kitabın üstündeki mürekkep.
Bütün bunların tamamı kimyasaldır. Bir sürü burada şey vardır, tarımsal ziraat ürünleri satan yerler, ilaç satan fabrikalar, kimyasal, bina kimyasalı satan yerler, tesisler, ticarethaneler, bütün bunları kepçeyle yükleyip buraya dökemezsiniz. Yerinde ayrıştıracaksınız. Şimdi biraz önce gördüm, sulama yapıyor. Döktüğünüz yerde değil sulama. Zaten dökmeyeceksiniz bir yere. Kaldırırken sadece tozutmayı önlemek için sulama yapacaksınız. Suyla yıkayıp akmayı da engelleyeceksiniz. Onun için doğru bir değerlendirme yaptığımızda ortada bir molozdan söz etmeyeceğiz. Eğer bir moloz varsa toplumda şöyle adlandırılır. Yani şekli bekli olmayan bu yönetim sisteminin kendisi molozlaşmıştır. Bu yaşamın parçası olan yıkıntılar yerinde ayrıştırılacak, kullanılacak olanlar yeniden kullanılacak, kullanılamayacak olanlar da çeşitli bağlama yöntemleriyle birlikte önemli yerlerde toplumla, doğayla, canlılarla bağdaşmayacak, temas kurmayacak şekilde etkisiz hale getirilip korunması gerekir şeklinde bir çalışma yapılır. Bununla ilgili şunu söyleyebilirler. Çok uzun sürebilir. Evet, çok uzun sürmesi gerekiyor. Nasıl ki Antakya'nın, Defne'nin, Samandağ'ın altı yeniden eskisi gibi kentse, Maraş'ın altı kentse, Antep'in altı kentse, diğer illerin altı kentse geçmişte bu yaşanmış. Biz acilen oralara kepçe vurup hem o kentlerin geçmiş antik kültürel yapıyı bozmadan hem de tarihi kültürel mirastan kalmış her bir parçayı tek tek numaralandırarak geçmişten gelen kültürel mirası geleceğe taşıyacak şekilde buranın imalatını yeniden toplumla birlikte konuşmak, yeniden yaşam alanlarını kurarken de kendi kendini besleyen köyleri, kentleri, yaşam alanlarını binlerce yıl ileriye taşıyacak şekilde organize etmemiz, bilimin gelmiş olduğu bu koşullarda da onu sonsuzluğa taşıyabilecek düzeyde çalışmayı halkla birlikte her gün tartışarak, anlaşarak, istekleri karşılayarak yapmak gerekir diye söylüyorum. Unutma.